Çift U çiftliğinden herkese selamlar dostlar. Bugün bir zeytinlikteyim ama bu zeytinlik bizim zeytinlik değil. Bizim zeytinlikte pek çiçek yoktu, pek ürün yoktu bu sene. Şu anda bir dostumuzun zeytinliğindeyiz. Şöyle döneyim, kendisi de bizi YouTube'dan da izliyormuş. Merhaba. Merhaba Ali, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Sağ olsun. Şimdi hani onlar burayı aldınız herhalde. Sen istersen bir kısa özetlemek istersen, şey yap istersen. Evet, burayı biz bu sene nasip oldu aldık. Alırken de hatta Uluç abinin adını duyduk. Bu köyde böyle birinin olduğunu duyduk. Eyvallah. Ondan sonra Uluç abiyle görüşüp Uluç abi bu zeytinleri toplatmayı aklımıza geldi. Uluç abiyle arzamıza geldik. Zeytinlerimize baktık. Maşallah zeytinlerimiz de iyi görünüyor. Nasipse Uluç abiyle bir iş yapacağız. Hayırlısı olsun her şeyin. Evet evet, hayırlısı olsun. Çok teşekkürler. Yani dediğim gibi hani bir detayları akşam tekrar konuşuruz. İnşallah abi. İnşallah da bakalım hayırlısıyla başlarız diyelim. İnşallah abi. İnşallah. Her şeyin hayırlısı. Çok teşekkürler tekrar. Ne demek abi. Evet dostlar, Ali'nin de dediği gibi yani böyle yeni bir durum çıktı, durum oluştu. Hakkımızda hayırlısı diyelim. Bakalım yani bizim için de güzel olacak. Yani zamanında biliyorsunuz hani bu zeytinle ilgili bayağı bir eğitimlere de gitmiştik. Kendi bahçemize de ufak ufak dokunmaya başlamıştık. Sağ olsun bizi izliyormuş internetten de, YouTube'dan. Bizim köyden bir yer almış. İşte bizim Deniz hatta galiba satmış orayı falan. Neyse derken yani bu zeytinliğin bakımıyla ilgili yani birilerine vermek istiyordu. Güvenebileceği birini arıyordu. Sağ olsun hani bu konuda Deniz de bize referans olmuş. İnşallah güzel işler yapacağız. Hakkımızda hayırlısı olsun diyelim. Ali de bu kısmı duymuyor. Artık videoda izleyecek. Orada tekrar teşekkür edelim abisine ve yakınlarına da. Hayat çok ilginç gerçekten dostlar. Yani bu videoya ben aslında arpa ile ilgili son durum hakkında bilgilendirme yaparak başlamayı düşünmüştüm ama ilk bölümde izlediğiniz üzere aslında zeytinle başlangıç yaptık. Arpadaki son durum da şöyle oldu. Şimdi biliyorsunuz annem gittikten sonra ne yapacağım, nereden başlayacağım, işte hani hangi işle devam edeyim gibi bir sürecim olmuştu. Ve bu süreçte dedim ki önce bir arpayı netleştirelim. Yani ne olacaksa olsun, bir şekilde bu arpa işi artık aklımızdan çıksın diye. Zaten biliyorsunuz önceki videolarda bahsetmiştim, domuz falan da gelmişti. Neyse dostlar, dedim ki o zaman bir yövmiye verelim. Yövmiye ile en azından birilerini bulalım. Bir şekilde kalanı toplatalım, alt tarafı toplatalım. Yani bu işte bitsin gitsin diye düşünmüştüm. Yövmiye dedikten sonra köyden iki dostumuz geldi. Ondan sonra bir tarlaya baktık. Ama işte dedikleri şu oldu, yani hani domuzlar bayağı götürmüş. Yani biz yine toplamaya toplarız ama yani sonuçta senin bir hani gelirin olmayacak, yani bir kazancın olmaz buradan falan dediler. Böyle olunca artık ben de arpa işini kapattım dostlar. Yani çünkü gerçekten aşağıda o asıl büyük başakların olduğu yerde maalesef arpa kalmamış artık yani. Sırf sapa samana çalışmak da çok iyi bir durum olmayacaktı. Dolayısıyla dostlar artık arpa defterini kapatmış olduk. Şimdi Ali ile konuştuğumuz bölümü biliyorsunuz. Şimdi akşam onunla da bir tekrar görüşeceğiz. Bir takım detaylar var. Eğer o detaylarda anlaşırsak arpa gitti, zeytin geldi gibi bir durum olacak bizim için de. Ve bu arada yani hani hayat aslında konuşamadım da hayat aslında biraz da hareketlendi son günlerde burada. İşte geçen günde Murat geldi. Murat'ı bilen dostlarımız vardır. Fotoğrafı da kenara bir yere koyarım. Kendisiyle de güzel bir video yaptık. Kendi kanalında yayınlayacak Murat. Dileyen dostlar oradan da takip edebilirler, aşağıya yazarım. Onun haricinde de dediğim gibi bizim şu anda arpa işi de devreden çıkınca elimizde sadece sebzeler kaldı. Şu anda tamamen sebzelere odaklanacağım. Evet, biberlerde de biliyorsunuz bayağı bir zamandır toplayamamıştık. Artık hani kızarmaya başlamıştı pek çoğu. Dolayısıyla biz de şu anda artık ilk etapta kırmızıları almaya çalışacağım. Tabii az önce sadece hani ilk önceliğimiz bir şey dedik, sebzeler dedik ama tabii bu arada şöyle de bir durum var. Bildiğiniz üzere artık havalar bozmaya başladı ki burada ciddi anlamda artık serinlemeye başladı. Geceleri falan hani battaniyeyle yatmaya başladık ki sesimden de zaten belki bellidir. Sesimde de hafif bir çatallaşma var, kırılma var. Her neyse, dolayısıyla artık bir şekilde şeye de başlamamız lazım. Yani kışlık yakacak konusuyla ilgili de çalışmalara başlamamız lazım ki geçen sene ciddi anlamda sıkıntı yaşamıştık bu yakacak konusunda da. Şimdi artık arabaya atlayıp ormanın derinliklerine doğru gideceğiz. Bakalım neler bulabilirsek, artık çalı çırpı olur, işte kırık dal parçaları olur, kozalaklar olur.
bulabildiğimiz kadarından takviyemizi yapacağız. Kışlık hazırlıklarımıza başlayacağız. Ve bunun haricinde bir de şöyle bir gündemimiz var. Bildiğiniz üzere bu hani hurdaları, demirleri almıştık. Onlarla böyle bir evin önüne bir saçak yapalım diyorduk. Yani hem bir ekstra bir alan oluşturabilmek adına. Hem de yağmur, çamur vesaire durumlarda bir şekilde dış alanda oturabilecek bir yerimiz olsun gibi bir düşüncem vardı. Şimdi onunla ilgili de bir ustayla görüştüm. Hani prensipte anlaştık diyebiliriz. Ama hani son durumu bir tekrar değerlendireceğiz. Onun bir önerisi vardı. Hatta bu videonun devamında onu da sizlerle paylaşayım. Hatta büyük ihtimalle tabii bu videoyu bu akşam yayına koymaya çalışacağım. Sizlerin de orada bir şeyleriniz olursa, yorum ve önerileriniz olursa hani onlar da benim için çok değerli. Evin önüne yapacağımız alanla ilgili ustadan çünkü farklı bir fikir geldi. Sizin de görüşlerinizi bu anlamda merak ediyorum. Bu arada bildiğiniz üzere su borularımızda bir problem vardı. Patlak vardı daha doğrusu. O patlağı bir türlü biz şey yapamadık, halledemedik. Dün itibariyle ancak halledebildik. Ve birazcık açıkçası sebzelerimiz susuz kalmıştı. Dün hemen su gelir gelmez suya bir doyurmak istedim sebzeleri. Şimdi birazcık kendilerine gelmişler. Yapraklar birazcık toparlamış. Kıl biberlerin birinci sırasını tamamladım. Şu anda kırmızı biberimiz kalmadı artık dallarda. Hatta kırmızıya dönmek üzere olanlar da kalmadı diyebilirim. Maşallah bayağı bereketli oldu. Sonunda geldiğimiz nokta bir kasa biber oldu ki üzerlerinde hala daha hem çiçek hem de yeşilleri mevcut. Çok şükür. Bereketli olsun dedik, bereketli oldu. Şimdi ikinci sırayı da, ikinci kıl biber sırasını da toplayacağım. Ondan sonra dizmeye başlayacağım dostlar.
Az önce biberleri içeri taşıdım. İçeride hemen bir ilk montajın ilk bölümünü yapmaya başladım ama fark ettim ki ses gitmiş. Her neyse, şimdi tekrar mikrofona pili takıp geldim. Şimdi dostlar, durum şöyle. Benim burada yapmayı düşündüğüm şey aslında şuydu. Şu tam karşıdaki ilk direği görüyorsunuz. Bizim bu ikinci pencerenin yan sırasından şöyle göstereyim. Buradan şöyle gelip tam o direğin hizasından aşağı yukarı şu bizim kümes gibi şeyin yapının köşesine kadar geliyor o hiza. Buraya kadar gelip buradan da tam şöyle arkaya doğru tam onun hizasından şu tarafa doğru gidip oradan da evin arka duvarına bağlamaktı direklere, profili. Arka tarafı saç yapıp üst tarafı da şöyle yukarıdan aşağıya bir saçla şu alanı zemini de betonlayıp bir kullanım alanı haline getirmekti. Ama yani o zaman tabii şuralar, yani şu an içinde bulunduğumuz alan komple şey olacak. Kullanım alanı haline gelmiş olacaktı. Plan böyleydi ama ustayla konuştuk. Yağmur çamur olduğunda arabayı da dedim içeriye alabiliriz belki. O zaman dedi sen neden hani sadece şuradan camın önünden düşünüyorsun dedi. Yapmışken dedi tam dedi evin hizasından yapsak nasıl olur dedi. Yani evin şu bitiş duvarından şöyle göstereyim buradan gelse dedi. Yani o zaman da aşağı yukarı şuralara gelmiş olacağız. Şöyle olacak. Direkler buradan bu şekilde hizaya gitmiş olacak. Ve yani kapalı alanımız daha da bir büyümüş olacak. Yani şu ön alan da bir şekilde betonlanmış olacak. Ya ben çünkü bu ön tarafı birazcık çim de yapmak gibi bir niyetim vardı. Hani birazcık en azından burada bir güzel bir görüntü olsun gibi. O onu engellemez dedi. Yani yapmışken öyle bir şey olabilir dedi. Güzel aslında, yani kullanım alanımız artabilir. Yani şu bölümü yine depo gibi farklı bir alana çevirebiliriz. Orayı kullanabiliriz vesaire. Güzel bir durum olabilir. Bana mantıklı geldi. Tek aklımdaki şey, soru işareti. Şimdi şu üst tarafları, tabii bu arada şurası kalkacak. Yani şu bizim eski saçak kalkacak. Üst taraf komple saç gelecek. Handikap şu olabilir. Hani daha çok ben bu odayı kullanıyorum bu arada. Bu alanda bir şey, yani gölgelik yapmamız acaba içeriği çok karanlık yapar mı diye düşündüm. Ona da ustayı da söyledim hatta. Usta da dedi ki yani şu tam pencerelerin üst tarafına gelecek şekilde şu diğer pencere için de aynı şey geçerli. Hatta belki kapı için de. Yani bu hani şeffaf şeyler var. İşte malzemeler var. Hani onlardan birkaç metre alırsan dedi tam pencerelerin üstünü öyle yapabiliriz. Biraz daha faydası olur aydınlık olarak dedi. Gerçi bizim zaten bu saatlerden sonra güneş arkaya gittiği için zaten güneşle bir bağlantımız olmuyor. Güneş çünkü bizim karşı taraftan doğuyor. Buradan böyle geliyor. Yani bu konuyu da sizlerle paylaşmak istedim dostlar. Yani yorumlarınızı paylaşabilirseniz siz de çok sevinirim. İlerleyen zamanda tabii eğer bu sürece başlarsak, yani bu hemen kış öncesi olmasa da şu ortadaki yapıyı da kaldıracağız inşallah buradan. Şimdiden yorum ve görüşleriniz için teşekkür ederim. Bu arada bu pilin bittiği yerlerde bayağı bir şeyler anlatmıştım aslında. Oraları mecburen müzikle geçeceğiz şimdi. Orada önemli olabilecek bir nokta aslında şuydu. Yani biliyorsunuz hani burada bayağı bir emek veriyorum, uğraşıyorum. Ürünlerimi de Shopyer'de shopyer.com/çiftuçiftliği kanalı sayfasında paylaşmaya çalışıyorum. Eğer sizler de hani bir şekilde ürünlerimden almak isterseniz ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz. Bu arada alan dostlara da tekrardan afiyet olsun demek istiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler dostlar. Kanalımıza da abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere herkese. Selamlar, sevgiler sunuyorum. Hoşçakalın.